Mercedes'in yılın başında duyurduğu ve ilk kez bir otomobilde kullanılacak olan otonom 3.0 teknolojisi test edilmeye başlandı. Tecrübeli firmanın Drive Pilot adını verdiği sistem eğer hatasız çalışmaya başarırsa sektörde yeni bir çağ başlatmış olacak. Gelin sizlerle birlikte haberimizin detaylarına bakalım. Kendi kendine gidiyor bu araba yahu söylemini özellikle elektrikli araçların çıkmasından sonra sıklıkla duymaya başladık. Fakat bu durum ne yazık ki otomotiv sektöründe bulunan en büyük dezenformasyon örneklerinden bir tanesidir. Piyasada bulunan hiçbir araç bugünün şartlarında kendi kendine gitme kabiliyetine sahip değil. Buna yazılımda gösterdiği başarısıyla dünyada öne kavuşan ve sektörün lideri konumunda bulunan Tesla da dahil tabii. Söz konusu araçların tamamında tavan seviye teknoloji olarak otonom 2.0 mevcut. Ancak seviye 2 teknolojisinde de sürücü eller serbest şekilde aracını kullanamaz. Bu serbestliği sağlayacak ilk meşaleyi ise Mercedes yaktı. Otomotiv devi sektörün ilk otonom 3.0 teknolojisini bu yılın başında duyurmuştu. Testlerini de başarıyla sürdürüyor. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda devrim niteliğindeki gelişmenin tüm endüstriye yayılması ise kaçınılmaz. Tesla'nın adeta peynir ekmek gibi otomobil sattığı dönemde Mercedes'ten gelen bu hamle ile dengelerin sarsılması da söz konusu bizden söylemesi. Drive Pilot'la birlikte piyasaya çıkacak olan ilk araçlar Mercedes-Benz EQS sedan ve S sınıfı olacak. İki aracın da satışlarda yüksek rakamlara ulaşması hedefleniyor. Tabii ki fiyatlandırma konusu tercih anlamında en büyük etkenlerden biri olacaktır. Ancak yeni teknolojiyi denemek isteyen birçok sürücünün etkisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Teknolojinin detaylarına baktığımızda ise ilk olarak fiyatı karşımıza çıkıyor. Drive Pilot yıllık 2500 dolar tutarında bir abonelik hizmeti olarak sunulacak. Yani sürücüler otonom 3.0 teknolojisini deneyebilmek için her yıl 2500 dolar ödemek zorunda. Bu abonelik sistemi yeni değil. Benzerlerini Tesla'da ve diğer elektrikli araç ve mobilite şirketlerinde de görmeye başlamıştık. Fakat öyle görünüyor ki abonelik sistemini artık daha sık görmeye başlayacağımız günler yaklaştı. Artık bir otomobilin dolu paketini dahi aldığınızda bir takım ekstra özellikler için aylık veya yıllık periyotlarda ücret ödemeniz gerekecek. Drive Pilot'un tüm özelliklerini ise şu an ekranda görüyorsunuz. Evet, gelelim şimdi otonom 3.0 teknolojisini deneyimleme fırsatı bulan Car & Driver dergisinden Elena Sher'in ilk izlenimlerine. Drive Pilot'un aktif edilebilmesi için katı kurallar olduğunu belirten Sher, yalnızca haritalanmış otoyollarda ve gün ışığında, yağmur veya kar olmadığında ve trafiğin saatte 40 milin altında olduğu zamanlarda kullanılabilir diyor. Los Angeles'taki hava şartlarının güneşli ve yavaş trafik kriterlerini karşıladığını söyleyen Sher, bu nedenle test sırasında sistemi devreye sokmayı başardıklarını da eklemiş. Sher, Drive Pilot'un onda uyardığı hissi ise şöyle tarif ediyor. Arabayı kullanmayı bıraktık. Tabii teorik olarak. Yıllardır yerleşmiş olan alışkanlıklardan kurtulmak o kadar da kolay değil. Ve yalnızca dikkatimizi vermekten vazgeçmek zorunda kalmadık. Aynı zamanda bunun yerine yapmak istediğimiz hiçbir şey de yoktu demiş. Ekran üzerinden video izleyebileceklerini ve oyun oynayabileceklerini ifade eden Sher, eğer direksiyon başında elde taşınan cihazların kullanımının yasal olduğu Almanya'da olsaydık Instagram'a kaydırabilirdik diyor. Tabii Amerika'da biliyorsunuz ki böyle bir şey mümkün değil. Yasal çerçeve içerisinde yasak. Hislerini bu şekilde aktaran Sher, devamında teknolojinin çalışma şeklini de ifade ediyor. Kendisinin deneyimlerine göre tüm koşullar sağlandığında Drive Pilot iyi çalışıyor. Ancak trafiğin daha hızlı aktığını fark etmesi ve kontrolün devralınması için gereken bilgilendirmenin biraz zaman aldığını söylüyor. Bu süreçte otonom 2.0'a geçişinde biraz yavaş olduğunu dile getiren Sher, her şeye rağmen 2.0'da daha hızlı ve çok daha doğru bir şekilde yol kat edebildiklerini ifade ediyor. Car & Driver'ın editörü Sher'in deneyimlerinden yola çıkarak henüz teknolojinin daha erken aşamada olduğunu söylemek mümkün tabi. Fakat şirketin yalnızca Kaliforniya'da 160 binden fazla test kilometresi kaydettiğini atlamamak lazım. Radardan, kameralardan ve lidar sensörden toplanan bilgileri birleştirerek bunu yazılımla uygulamaya geçiren sistem şu an yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada ve Kaliforniya eyaletlerinde yasal olarak kullanılabiliyor. Mercedes ise hem sunduğu teknolojinin güvenli olmasını hem de şu an için başka eyaletlerinde yasal izin vermesini istiyor. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte büyük şehirlerde bulunan yoğun trafiğin de azalması bekleniyor diyelim. Trafiğin başlıca nedenleri arasında yer alan sürücü kaynaklı hataları sıfıra indiren sistem sayesinde yolculukların trafik kurallarına uygun ve olağan akışında devam edeceği gerçeği trafiği azaltabilir. Henüz erken dahi olsa da kim bilir belki bir gün yıllardır çözülemeyen İstanbul trafiğinin de çözümü otonom 3.0 teknolojisi olabilir. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.